Ben bu dağların yalancısıyım. Bu dağların. Derler ki bu dağların eteklerinde nice savaşlar olmuş. İnsanlar gaddarcasına birbirlerini öldürmüşler. Kan dökmüşler. O kadar çok kan dökmüşler ki dağların uykusu kaçmış. Sonunda sevdalısı bulutlar dağları terk edip gitmiş. Dağ kahrolmuş. Ağlamaya başlamış. Bir gün derler ki bu dağların tepesinde bir beyaz kuş uçar olmuş. Ve en yüksek dağ kuşu yakalamış, sormuş. Ne ararsın burada kuş? Bir yuva tutmaya geldim. Bir yuva yapmaya geldim. Git o zaman ovalara. Ovalarda yerin çok. Ovada kurun bana. Yok, ovalar senin ateşinle kaynıyor. Oralarda kuramam. O zaman ummanlara git. Ummanlara. Ummanlarda senin ateşinle kaynamakta. O zaman yerin altına gir. Ben yerin altında senin gürültünle nasıl yaşarım? Nereye yuva yapmak istersin kuş? Senin tepene yapmak isterim yuvayı. Ama benim içimde ateşler kaynıyor. Üzüntümden duramıyorum. Sevdalım beni terk etti, gitti. Sevdalın mı? Sevdalın kim? Sevdalım bulutlardı. Beni terk edip gitti. Ya ben senin sevdalını bulup getirirsem? Gitmiş bir beyaz gelinlik dikmiş kuş. Hazırlamış, gelinliği getirip dağın üzerine atmış. Ve derler ki, yine ben dağların yalancısıyım. O günden bu yana o gelinlikle bembeyaz olmuş bu dağlar. Zaten ne der aşık? Sekiz ay kışımız, 3 ay ayazımız, 1 ay yazımız. Ben de bu dağların ve aşıkların yalancısıyım. Yine derler ki, işte bu ovalarda nice medeniyetler yaşarmıştır. Nice köprüler kurulmuş, nice köprüler atılmıştır. Nice yapılar yapılmıştır. Nice yapılar yok edilmiştir. Ve hepsi bu karların altındadır. İşte bazen çobanlar bulup çıkarırlar. Bir bakarsın karların altından bir beyaz çiçek olarak çıkar. Ya da bir ağaçın telinde bir türkü olarak gelir bize ulaşır. Ben bu dağların yalancısıyım. Bu dağların yalancısı. Bu bembeyaz karların üstünde binlerce yıldır birbirinden güzel hikayeler, türküler, destanlar söylendi, yazıldı birbirinden güzel. Bahar olunca onlar da karlarla beraber eriyip buhar olacak. Fakat yok olmayacaklar. Bulut olup başka ülkelerin üzerine gidecekler. Ve oralarda belki kar, belki yağmur olarak yağacaklar. Ve onların insanları bizim aşıkların hikayelerini, destanlarını, şiirlerini dinleyecekler. Ve birbirlerine anlatacaklar. Sonra yine kış gelecek. Yeni hikayeler, yeni destanlar, yeni türküler söylenecek. Zaten ne demişler? Yeryüzünün ilk hikayeleri, ilk destanları, ilk türküleri işte buralarda, bu dağların eteklerinde anlatılıp söylenmiştir, yazılmıştır. Bu böylece biline. Ben dağların yalancısıyım.
bu dağların yalancısı.